önce de seni paylaşmak istiyorum. Şöyle kalpler olsun içinde istedim. Hatta geçen zamanda birkaç hafta içinde Instagram'ımda şöyle yazılıyor Instagram sayfam. Hala takip etmeyeniniz varsa canım şu videoyu burada kapat dermişim. Ay neyse. Uzun zamandır video çekmedim ya, işte cozutuyor insan. Ne yaparsın? Evet. Ne diyordum? Instagram'da şöyle bir tane hafif kalbi benzeyen bir oje deseni paylaşmıştım. Ondan sonra onunla ilgili video çekmemi isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Ben de dedim ki sadece o yetmez. Çünkü benim videolarımda oje desenlerimde bir değil. Bütün parmaklara farklı farklı desenler yapmayı daha çok seviyorum. 5 tane farklı böyle kalpler falan içeren bir oje deseni paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi hemen başlayalım. Evet, her zamanki gibi çok kolay bir oje deseniyle başlıyoruz. Böyle ben pembe tonlarında ojelerimi şöyle bir gözümün önüne aldım. Siz de bu tarzda benzer renklerinizi şöyle ojelerinize bakın. Alın efendim önünüze. Ondan sonra hemen başlayalım. Direkt ben parmaklarımı aslında bazıları sürmüş olarak başlıyorum. Serçe parmağıma şöyle bir kalbimsi bir şekil yapıyorum. Çok basit bir şekilde. Hani fırçayla bir tane böyle bir oje, nasıl anlatacağım bunu, bir fırça darbesi yapıyorum şöyle sol tarafına doğru, uçlarına doğru. Daha sonra da öbür taraftan yapıyorum ve böylece bir kalbe benzeyen, hafiften kalbin üst kısmına benzeyen efendim bir oje deseni oluyor. Hatta bunu paylaşmıştım Instagram'da. Daha sonra diğer yüzük parmağımıza geçelim isterseniz. Burada beyaz siyah kontrastını kullanmak istedim. Tabii bunun siyahın yerine kırmızı falan da kullanabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir renk kullanabilirsiniz tabii ki de. Neyseciğime ben ne yapıyorum? 2 tane nokta koyuyorum normalde. Ondan sonra nokta koyduktan sonra şöyle aşağıya doğru çekiyorum şeyleri, ojelerimi kürdan yardımıyla ve böyle kalpler oluşturmaya çalışıyorum. Şöyle 2 nokta koymak yerine bir V çizer gibi de yapmaya çalışabilirsiniz. Öyle de gayet de güzel olur. Kürdan yardımıyla ufacık ufacık böyle kalplerimizi hızlıca hızlıca yapıyoruz gayet de güzel bir şekilde. Arkasından orta parmağımıza geçelim isterseniz. Orta parmağımla da bu sefer 2 tane farklı tonda bir kalp kullandım. Biri böyle, ne derler buna artık, güzel bir pembe tonu, öbürü de kırmızı tonunda 4 tane kalp çizdim. Böyle tam şeyimin, tırnağımın bir ucuna, bir yanına doğru, yan tarafına doğru güzel bir şekilde 4 tane kalp çizdim. Bence böyle de gayet güzel oldu. Yani bütün tırnaklarınız aslında bu desenleri tek tek de uygulayabilirsiniz. Yani hani 5 gün farklı bir şekilde 5 tane farklı kalp deseni olabilir. Her neyse, gelelim işaret parmağımıza. İşaret parmağımıza tabii ki de çok kolay. Bu sefer de yine bir sadece fırçayla, ojenin fırçasıyla kalp çiziyorum çok kolay bir şekilde. Şöyle yanlamasına bir açıyla bir şey yapıyorum. Bir fırça darbesi yapıyorum. Daha sonra öbür taraftan fırça darbesiyle gelip bir kalp oluşturuyorum. Çok kolay bunu yapmak. Sıra geliyor baş parmağımıza. Baş parmağıma da aman yarabbim el emeği göz nuru kızlar. Baş parmakta biraz uğraşacağız. Ne yapıyorum? Böyle simli ojem var. Onu böyle kağıdımın üstüne, elimin altında kağıt var bu arada. Kağıdımın üstüne şöyle güzelce bir dağıtaraktan sürüyorum. Çünkü benim simlerimin içinde küçüklü büyüklü simler var. Eğer sizin elinizde sadece büyük simler varsa gayet daha da kolay olur. Onların içinden büyüklerini kürdanın ucuna alacak şekilde böyle birkaç deneme falan alıyor yani. Hani direkt tak diye gelmiyor kürdanın ucuna ama olsun, hani denedikten sonra hani yapılıyor. Çok da hani saatlerinizi almayacak bir şey. Her neyse, şöyle yavaş yavaş kalp oluşturmaya başlıyorum. Şöyle ortasından başlıyorum kalbin. Birazcık işte dediğim gibi bu kısım birazcık zaman alabilir. Ama olsun, bir dizi, bir film izlerken zaman zaten akıp gidiyor değil mi? Onunla bir yandan o arada yapılır bence bu desen. Başta gördüğünüz gibi aralıklarla yaptım. Daha sonra bir yerde yanlışlıkla çok yakın oldu. Simler, bakın yarabbim, yanlışlıkla oldu ama bence iyi ki de olmuş. Çünkü daha sık bir şekilde simleri koyunca bence daha da güzel oldu. Daha sonra işte geri dönüp sıklaştırdım. Her boşluğa birer tane daha sim koydum. Böylece bir kalp şekli yaptım ve işte bu kadar kolay. Üstüne bir de cilanızı, parlatıcınızı sürüyorsunuz. Böylece bütün hepsi çok daha güzel gözüküyor. Bütün desenler sanki böyle birbirine geçmiyor, geçiyormuş gibi gözüküyor. Bence parlatıcı olmazsa olmaz ve bu kadar kolay dediğim gibi, gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir ve işinize yarar bir model olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Eğer siz de bu deseni yaparsanız her zamanki gibi Instagram'dan ya da Facebook'tan ya da herhangi bir yerden bana fotoğrafını çekip göndermeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi böyle sizlerden fotoğraflar geldiği zaman çok seviniyorum ki gerçekten çok da fazla bir şekilde geliyor. Gerçekten çok teşekkürler bütün gönderen arkadaşlarımıza, fotoğraflarınızı paylaştığınız için çok seviniyorum. Ne de uzun bir cümle oldu. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan.
Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne olsun ne olsun ya. Aynalı olsun benim olsun diye düşünüyorum. Işıklardan koyuyorum. Bu kızın neden perdesi yok diye. Çünkü aksesuar dolabımla devam edelim. Yüzüklerimi saklıyorum şuralarda. Çünkü sandalyeden kurtulamıyorum canım. Zaten bütün hani mobilyaları çok seviyorum. Sticker'lar falan da birazcık bir renk kattım şu köşe.